Merhaba, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bayramda sevdiklerinizle birlikte izleyebileceğiniz 5 farkındalık filmini önereceğim. Videomuza geçmeden önce sizlerden bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. O zaman videomuza başlayalım. Listemizin ilk sırasında Wonder yani mucize filmini inceleyeceğiz. Mucize filmin konusu nedir? Ne anlatıyor bize? Birlikte öğrenelim. Agi 10 yaşında bir çocuktur ama yaşıtlarına göre farklıdır. Çünkü yüzünde ciddi bir deformasyon vardır. O diğer yaşıtları gibi sıradan yani normal bir okula gitmek diğer çocuklardan farklı olmadığını göstermek ister. Ve esas güzelliğin derin altında yani kalbinde olduğunu anlamaları sağlar bir süre sonra. Başrollerinde Julia Roberts, Owen Wilson ve Jacob Tremblay'in yer aldığı bu filmde tüm engellere rağmen asla hedeflerinden vazgeçmeyen bir çocuğun mücadelesine tanık olacaksınız. R.J. Palacio'nun aynı adlı romanından uyarlanıp Steve Conrad'ın ilk kalemiyle senaryolaştırılan Wonder, sevdiklerinizle birlikte keyifle izleyebileceğiniz hoş bir film. İkinci sıradaki filmimiz Black. Debraj Sahai özel çocuklara eğitim veren bir eğitmendir. Bir gün hayatı Michelle adında küçük bir kız ile kesişir. Michelle özel bir çocuktur çünkü ne duyabiliyor ne de görebiliyor. Michelle'in ailesi onu dış dünyadan korumaya çalışmış ama o büyüdükçe daha çok hırçınlaşmıştır. Onun bir kardeşi dünyaya gelir. Babası da bundan ötürü onu bir kliniğe kapatmak ister. Tabii annesi buna karşı çıkar ve kızını eğiterek iyileştirebileceğine inanır. Ve işte burada devreye Debraj Sahai girer. Eğitmen ve öğrencisini zor bir süreç bekler. Michelle'in aşırı hırçınlığı bazen eğitmeni çileden çıkarsa da onu asla pes ettirmez. Azim, sabır ve sevgiyle bir şeylerin değişebileceğine inanmamızı sağlayan ve başrollerinde Hindistan'ın usta aktörlerinden olan Amitabh Bachchan ve Rani Mukherjee'nin yer aldığı Black, ailenizle birlikte izleyebileceğiniz dram türünde güzel bir film. Ayrıca Türkiye'de bu filmden uyarlanan başrollerinde Uğur Yücel ve Beren Saat'in yer aldığı Benim Dünyam filmini de tavsiye ederim. Şimdiki filmimiz de Tamam Mıyız? Hiç kendinizi her şeyden koparıp hayata küstüğünüz oldu mu? Hiçbir anda hayatınızın son bulmasını istediğiniz anlar oldu mu? Hikayemizin baş kahramanı İhsan bu durumu her gün yaşıyor. Çünkü o bedensel engelinden ötürü annesine bağımlı olarak yaşamak zorunda olan ve bu durumdan ötürü gittikçe hayata küsen bir gençtir. O bu durumun ağırlığıyla yaşarken bir gün ansızın Temmuz adında bir genç ile hayatları kesişir. Temmuz da onun gibi boşluğa düşmüş ve kendi ayakları üstünde durmaya çalışan birisidir. O da tıpkı İhsan gibi diğer insanlar tarafından dışlanmıştır ve kendine bir yol aramaktadır. Yazdığı senaryo ve yönettiği filmlerle bizlerin gönlünü kazanan usta yönetmen Çağan Irmak'ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönettiği Tamam Mıyız filminin başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Deniz Celiloğlu yer almaktadır. Hayata küsmüş iki insanın dostluğunu ve mücadelesini anlatan bu filmi kesinlikle izleyiniz. Ve bir diğer filmimiz de Intouchables yani Türkiye'deki ismiyle Can Dostum. Size enerji veren insanları mı istersiniz hayatınızda? Yoksa zaten içinde bulunduğunuz kısıtlı yaşamın içinde yer alan keyifsiz insanları mı? Sanırım siz de benim gibi enerji veren insanları tercih ederdiniz. İşte Intouchables da böylesine güzel bir film. Bir kaza sonucu boynundan aşağısı felç olan Felipe, şehrin önde gelen zenginlerinden birisidir. Felç olmasından ötürü günlük yaşam aktivitelerini tek başına yapamaz ve kişisel ihtiyaçları konusunda ona yardımcı olacak birini arar ama tabii işe talip adaylar arasında sadece birini seçer. Bu kişi diğerlerinden çok farklıdır. Geçmişi çok iyi olmamasına rağmen ondaki sıra dışı kişiliği beğenir ve onu tercih eder. Dries adındaki bu genç işe alındığında yapması gereken şeyleri öğrenir ama onların istediği gibi değil, kendi tarzında çalışmaya başlar. İlk başlarda bu durum pek hoşlarına gitmese de artık kabullenmeye razı olurlar. Ve zaman geçtikçe birbirine alışan ikili arasında güçlü bir dostluk pekişir. İnsanlara hayattan tat almak için hiçbir şeyin buna engel olamayacağını gösteren bu film, dijital platformlarda Can Dostum ismiyle yer almaktadır.
Başrollerinde Françoise Cluzet ve Omar Sy'ın yer aldığı bu filmi kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ve sonuncu filmimiz Hıçkı, yani Hıçkırık filmi. Naina Matur, en büyük hayali öğretmenlik olan azimli bir kadındır. Ama çocukluğundan bu yana başına bela olan bir şey vardır. İnsanlarla iletişim kurmasını engelleyen, sürekli tıkanıklık ve kekemelik yaşadığı Tourette sendromu diye bir hastalığı vardır. O ne kadar öğretmen olmaya çabalasa da başta babası olmak üzere çevresindeki pek çok insan ona bu hastalığından ötürü başka bir mesleği seçmesi gerektiğini söylerler. Ama o hayalini gerçekleştirmek adına hiçbir engel tanımayacaktır, hastalığını bile. İş ararken sonunda bir okulda öğretmenlik yapma şansı bulur. Ama tabii önünde bir engel daha vardır. Çünkü ona verilen sınıf okulun en kötü sınıfıdır. Ve bu sınıfta yer alan çocuklar da okulun en zor çocuklarıdır. Ne hastalığının ne de insanların ön yargılarının ona engel olmasına izin vermeyen ve hayallerini gerçekleştirmek adına her türlü zorlukla mücadeleye kalkışan bir öğretmenin ilham verici hikayesini konu alan ve başrollerinde Black filminden tanıdığımız Rani Mukherjee'nin yer aldığı Hıçkı, yani Hıçkırık filmi duygusal ve renkli bir film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar, filmlerimiz bu şekilde. Bu videomuzda sevdiklerinizle bayramda keyifle izleyebileceğiniz 5 farkındalık filmini sizlerle paylaştım. Filmler hakkındaki yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinizin bayramını kutluyorum. Umarım daha nice bayramlarda böyle evlerde değil de bir araya gelerek bayramlarımızı kutlarız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar sizlerden bir ricam var. Biliyorsunuz Engelliler Haftası'ndayız. Engelliler Haftası'na özel bir video yapmak istiyorum. Ve bu videoda sizlerin yer almasını istiyorum. Siz bana engellerle ilgili duygu ve düşüncelerinizi belirten 10-15 saniyelik bir video gönderirseniz ben de onları tek bir videoda birleştirip sizlerle paylaşacağım. Böylece bir farkındalık yayılmış olacağız birlikte. Videolarınızı nasıl göndereceğinizi açıklama ve yorum kısmında sizlere yazacağım. Lütfen bu etkinliğe katılın. Sizlerden ricam budur.